Bunlar inanın mutluluk gözyaşları. Sizin gibi dürüst, ahlaklı insanlarla 5 yıl görev yapmanın onurunu ve şerefini yaşayan akan gözyaşlarıdır. İl Genel Meclisi'nin son toplantısı duygusal anlara sahne oldu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerle İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeler bugün yapılan son toplantıyla meclise veda ettiler. CHP, AK Parti ve MHP'li toplam 28 üyenin bulunduğu mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyeleri veda konuşması yaptı. CHP'den 3 dönemdir meclis üyeliği görevini sürdüren Erdal Akgün gözyaşlarını tutamazken toplantı salonunda duygusal anlar yaşandı. Sizleri tanıdığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Tekrar hakkınızı helal ediniz. CHP'li Erdal Akgün 2004 yılında başlayan görevinin bugün sona erdiğini belirterek asker ocağında arkadaşlarımdan ayrılırken ağladım, şimdi de sizden ayrılırken ağlıyorum diyerek gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarım konuşurken askere gidişim aklıma geldi. 3 aylık evladımı öptüm. Ağlamadım. 94 yaşında dedemin elini öptüm. Ağlamadım. Ama asker ocağından arkadaşlarımdan ayrılırken ağladım. Evet, şimdi de sizden ayrılırken ağlıyorum. Bunlar İnanın mutluluk gözyaşları. Sizin gibi dürüst, ahlaklı insanlarla 5 yıl görev yapmanın onurunu ve şerefini yaşayan akan gözyaşlarıdır bunlar. Ben duygusal bir insanım. Gün geldi, benim bu gözyaşlarımla alay eden insanlar oldu. Bir insanın insan sevgisi çoksa onu hiç kimse ama kimse eleştirmemeli. Bilerek hiç kimsenin kalbini kırmamış bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Eğer birinizin kalbini kırdıysam, ben o gece yatağımda uyuyamayan bir insanım. Sabah o insanın gönlünü almaya çalışan birisiyim. Eğer ki öyle bir şey olduysa, olduğuna inanmıyorum. Ne olursunuz hakkınızı helal edin. Bu bir ayrılık değil. Bu bir veda değil. Biz unutmadık, unutmayacağız. Meclis üyeleri de kürsüye gelerek veda konuşması yaptı. Veda etmiyorum. Kesinlikle veda bir yerden ayrılıştır. Yani bir ortamı terk etmektir. Bir ülkeyi terk etmektir. Ben bunu veda olarak kabul etmiyorum. Arkadaşlarımız da çok vedalı konuşmalar yapıyorlar ama bu süreç bu devrandır. Bundan sonraki gelecek olan arkadaşlarımıza gerçekten aynı enerjiyi, aynı İstikrarı göstermelerini istiyorum. Ben sizin hepsinizi çok sevdim. Keşan'da kendi şahsım adıma söylüyorum. Çay içecek, arayıp da bulaşabileceğiniz bir kardeşiniz var, bir arkadaşınız var. Onun için ben bu dostluğun iyi dostluklar edindiğimizi düşünüyorum. Bunu devam ettirmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sizi her zaman arayacağım. Benim size telefonlarım her zaman açık. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İnşallah ben de size ulaşırım. Bu iyi günümüzde de kötü günümüzde de ileride bir araya gelmemize vesile olur diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 2014 yılında seçildik. Bugün son toplantımız. Ama makamlar gelip geçicidir. Mühim olan doğru bilerek, inanarak yaptığımız hizmetlerdir. Ben de bu meclisin Edirne'ye hakikaten çok hizmetler yaptığına inanıyorum. Zaman zaman hepimizin bir görüşü var. Çatıştığımız noktalar oldu. Çatıştığımız noktalarda kişisel değil mi? Her zaman da halkın daha iyi hizmet alabilmesi ve Edirne'mizin daha iyi hizmet alabilmesi adınadır. Bu konuda da kırdığımız arkadaş varsa benim şahsım adına özür dilerim. Burada da tüm arkadaşlara da hakkımı helal ediyorum. Bilerek veya bilmeyerek sizlere karşı herhangi bir suç işlediysem hepinizden özür dilerim. Hepiniz bana olan haklarınızı helal ederseniz sevinirim, ben helal ediyorum. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, meclis üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşamlarında sağlık sıhhat temennisinde bulundu. 3. toplantıyı kapatıyorum. Hepimize normal yaşamında, siyasi yaşamında bundan sonra sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Yine birlikteyiz.
yine beraber olacağız. Hepimiz edinmeliyiz. Halka hizmet etmenin çeşitli yolları vardır. Bir araç burada bitmiştir ama birkaç araç bulunduğumuz, yaşadığımız alanlarda devam edecektir. Biz hala ülkemize, milletimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye ölene kadar devam edeceğiz. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum değerli arkadaşlar. Veda toplantısında meclis üyesi Mehmet Özkök tarafından meclis üyelerine Türk kahvesi ikram edildi. Meclis üyeleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra birbirleriyle vedalaşarak salondan ayrıldı. Gel yanıma sen. Bir yandan.